Ya imla tercih sistemi aslında uzun süredir mutlak tercih haline dönüştü. Yani dış dünyayla bütün iletişim kanallarının kesildiği, her türlü aile avukat görüşünün engellendiği, yine temel mahpus haklarının kullandırılmadığı, mektup, faks, işte telefon gibi haklarının kullandırılmadığı bir alana döndü. Şimdi imla tercih sistemi aslında 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve her defasında aslında dönemsel olarak nitelik değiştirse de özellikle darbe mekaniğinin devreye girmesiyle beraber 15 Temmuz süreci sonrası tümden bir mutlak tecrit alanına dönüştü ve İmralı ile artık İmralı tecrit sistemi bir mutlak tecrit haline dönüştüğü ve ülkenin, yani bu mutlak tecritin devamı olarak da ülkenin bir tecritle yönetilme biçimine dönüştürüldüğü, hayatın her alanında tecritin hissedildiği ve hani yok saymanın, inkarın, görmezden gelmenin yok sayıldığı bir alana dönüştürüldü. Tabii son dönemlerdeki hani haber alamama, iletişim kuramama, adadaki o derinleşen tecritin daha başka bir ifadesi var. Özellikle hatırlarsanız Leyla Güven ve cezaevindeki diğer tutsakların öncülük ettiği açlık grevleri sürecinde gerçekleşen avukat görüşmeleri oldu ve sonrasında tekrardan AKP iktidarı tekrardan tüm yasal yasal ve hukuki haklara rağmen tekrardan avukat ve aile görüşünü engellemeye devam ettiler. Bu noktada özellikle hatırlarsanız o dönem avukat görüş yasağının kalmadığını söyledi dönemin Adalet Bakanı. Bu konuda bir engelin olmadığını ifade etti. Yine dönemin Adalet Bakanı aile görüşü konusunda bir engelin olmadığını ifade etti. Ama maalesef ki hukuk tekrardan işlemedi. Tekrardan AKP-MHP iktidarı mutlak tecritte devam ettirdiler ve sonrası burası aslında spekülatif alan şeyleri de ne derler, hani bu mutlak tecrit halinin, mutlak iletişimsiz halinin de spekülatif kimi şeylere de devam ettiği, yani etkilediği oldu. Hatırlarsanız pandemi sürecinde çıkan bir yangın haberi üzerine bir 20 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi ki onda da Sayın Öcalan aslında tavrını çok açık ifade ediyor. Yani avukat görüşmesinin gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü en temel hukuki hak avukat hakkıdır. Ve bunun engellenmesi aslında adanın o mutlak tecrit halinin devam etmesi, hukuksuzluğunun yok sayılması, İmralı'daki o artık sistematik bir hale gelen işkence ve yok sayma haline işaret ediyor. Dolayısıyla ve bunu bir de AKP iktidarının tecriti bütün ve o mutlak tecrit halini aslında bütün alanlarda topluma yönetme biçimine dönüştürmesiyle birleştiğinde iktidarın tecritte nasıl, neden ısrar ettiğinin de aslında biraz cevabı ortaya çıkıyor. Yani bir şey hali ortaya çıkıyor. Ülkeyi tecrit politikasıyla yönetmenin zemini işte mutlak tecritten alıyor. O İmralı tecrit sistemini, mutlak tecrit sistemini adım adım hayata geçiren bir iktidar. İşte bunu 2005'teki çıkarttığı Öcalan yasalarıyla gerçekleştirdi. Yine devamında İmralı sistemine, yani İmralı'daki o tecriti daha da derinleştiren, ağırlaştırmış müebbet sistemi, hücre içerisinde işte hücre cezasının verilmesi ve sonrası darbe sürecinde gerçekleştirdiği, aldığı kararlar, avukat görüş yasağıyla devam eden, böyle her geçen gün derinleşen ve bunun hukuki kılıfını uyduran bir iktidar var. Yani tecritin hukuki kılıfını meşru olmayan ama yasalarıyla zemin hazırlamaya çalışan işte bir şey var, bir tecrit kılıfı var AKP iktidarı. İşte avukatlarının avukat görüşmesinin kayıt altına alınması, üçüncü bir kişinin olması, avukat vekil görüşmelerinin mahremiyetinin kalmaması anlamında söylüyorum. Şimdi bunu yapan bir iktidar aslında şunu da yapmış oldu. Oradan bir yönetme biçimi oluşturdu. O oluşturduğu yönetme biçimiyle de aslında Türkiye toplumun tamamına nüfuz etmeye başladı. Yani aslında
toplumun her kesimini, toplumun her alanını bir tecrit politikasıyla yönetmeye başladı. Şimdi bir kere şunu söyleyelim, hani 20 yıllık adaya dönüp baktığımızda İmralı tecrit sistemi teklik üzerine kuruldur. Yani işte Sayın Öcalan adanın hep tek mahpusuydu. İşte son 2009 sonrası yanına her ne kadar başka tutsaklar götürmüş olsa da onlarla çok sınırlı temaslar gerçekleştirildi. İşte hani işte haftada bir gün, haftanın belli gün ve belli saatlerinde gerçekleşen ortak ziyaretler ve hani görüşme şeyler işte hali. Ya dışarıyla avukatlar görüşme gerçekleştirdi, aile görüşme gerçekleştiremedi ya da aile ve avukatlar görüşme gerçekleştiremedi. İşte İmralı heyeti bir dönem gitti. İmralı heyetinin gittiği zaman başka görüşmeler gerçekleştirmedi. Yani aslında dönüp baktığımızda adadaki her şey o teklik üzerine kurulu. İşte haftanın işte gazeteleri şöyle verir. Haftanın bir gününe, haftanın 7 gününe her güne bir gazete gelecek şekilde. Onda bile işte tek tip bir gazetedir. Ana akım gazete. İşte mesela Kürtçe en hiçbir zaman verilmez. Yani çünkü başka bir dile izin yoktur. Hani tek dillik üzerinden yürür. Şimdi dolayısıyla o teklik, o tecrit mantığı şimdi tam da tek adam rejiminin AKP iktidarının aslında toplum yönetme biçimine döndü. Ve dönüp baktığımızda toplumsal hiçbir renkliliği kabul etmeme biçimi, yani bütün farklılıkları yok sayması, işte o teklik mantığıyla ilgili savaş politikaları ve tecrit politikaları arasından bir doğru orant var. Savaşın derinleştirilmesi tecriti derinleştiriyor ve tecritin derinleşmesi de savaşı besliyor. Bu birbiriyle çok doğru orantılı, birbiriyle %100 bağlantılı bir zemin. Yani şöyle düşünün, Sayın Öcalan'ın temsil ettiği ve savunusunu yaptığı bir hat var. Hani demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir hattı savunuyor ve bununla beraber demokratik ulus değerleri, toplumların, halkların, kadınların, gençlerin bir arada özgürce yaşayacağı bir hattı, bir yaşam felsefesini ifade ediyor. Ve bu şu demek oluyor aslında, aynı zamanda çok güçlü bir toplumsal barışı da ifade ediyor. Şimdi siz çok güçlü bir toplumsal barışın öncüsünü yine toplumların hani bu kadar toplum lehine sonuçlar yaratan bir felsefik ve ideolojik perspektifin öncüsünü izole ettiğiniz andan itibaren aslında savaşmak tavrınızı savaştan yana koyuyorsunuz. Ve şimdi buna da bir de üstüne AKP iktidarının savaşmadan ayakta kalamayacağını gerçeğini de eklediğimizde dış politikada sürekli dışarıda bir savaş halinde, işte sürekli Kuzeydoğu Suriye topraklarına saldırı halinde, Federe Kürdistan bölgesine sürekli saldırı halinde, işte yine Libya'da ve Doğu Akdeniz'de bir savaş siyaseti yürütme halinde ve yine işte hani Azerbaycan Ermenistan'daki rolü Yunanistan'la yürütüyor, savaşçı politika hattını çok çok açık bir şekilde gösteriyor. Yani bunların hepsi aslında o tecrit politikalarını alıyor. Çünkü yani savaşmazsa ya da tecrit politikalarıyla tecrit politikalarında ısrar etmesinin sebebi topluma söyleyecek bir gerçeği yok. Şimdi sürekli topluma düşmanlık yapan, toplumun bütün dinamiklerini bir şekilde katleden ve yok etmeye çalışan bir savaş halinde olan bir iktidarın savaşmazsa bu topluma söyleyeceği bir şey yok. Ve bu nedenle bu kadar ısrarcı oluyor. İşte savaşın ve tecrit politikalarının birbiriyle bu kadar etkili olmasının sebeplerinden biri de bu. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne üye ve taraf, Avrupa Konseyi'ne üye ve taraf. Dolayısıyla hani Avrupa Konseyi'nin temel kurumlarından biri olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamak zorunda. Ve bunun gereklerini yerine getirmek. Umut hakkı bunlardan bir tanesi. Ama tabii biz şunu biliyoruz. AKP iktidarı özellikle Sayın Öcalan söz konusu olduğunda hukuku tanımayan İmralı tecrit sistemi, işte tecrit sisteminin en temel şeylerinden bir tanesi.
keyfi, yasa dışı, meşru olmayan hukuku, bir hukuk sistemi yaratıyor. İşte umut hakkını uygulamayacağım demek aslında keyfi, meşru olmayan yasa dışı tavra ifade ediyor. Yani dolayısıyla bu konuda hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve yine Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne, yani aslında uluslararası mekanizmalara çok büyük işler düşüyor. Yani sonuçta konsey kendisine bağlı bir kurumun verdiği karar yerine gelmezse çok daha başka bir şey ifade eder. Yani hani AİHM kararlarının tanınmaması, uygulanmaması kuşkusuz kabul edilebilir bir durum değil, ama zaten AKP iktidarı uzun süredir bir haliyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını tanımayarak bu konuda hani tabiri caizse insan hakları, temel hak ve özgürlüklerine, insan hakları hukukuna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir haliyle bir meydan okuma hali var. Ve söz konusu hani adayla ilgili, tecritle ilgili şeylerde bunu daha çok, bunu daha sık gerçekleştiriyor. İşte geçmişten bugüne aslında hem bu ilk değil Avrupa AKP iktidarının AİHM kararlarını uygulamama bu konuda tavrını, hani bu konudaki hukuksuzluğu ilk değil. Hatırlarsanız yeniden yargılama ile ilgili verdiği kararda Sayın Öcalan, yani Sayın Öcalan'la ilgili yeniden yargılama kararı ve bu konudaki ihlali kararı verilmişti, ama AKP iktidarı yasayı şöyle uyguladı: Sayın Öcalan'ın kararını kesinleştirdiği dönemi onu devre dışı bırakıp ona göre bir düzenleme gerçekleştirdi. Bunu gerçekleştirmedi. O günden başlayan işte o hukuksuzluk şimdi Anayasa Mahkemesi kararlarının tanınmaması sürecine geçiyor. Yani umut hakkını tanımıyorum demek aslında imzalı tecrit sistemini, tecrit sistemindeki hukuksuzluğu ifade ediyor. Zaten imzalı tecrit sistemi, özellikle adadaki uyguladıkları hukuk sistemi, bir negatif hukuk kuruculuğu var. Yani ne kadar olumsuz, kötü, işkence ve kötü muameleye hizmet eden uygulama varsa önce İmralı'da uygulanır. Ondan sonra başka yerlerde uygulanmaya başlanır. Önce o işte mesela avukat görüş yasağı ya da avukat görüş yasağı ve yine avukat müvekkil görüşmesinin dinlenmesi, kayıt altına alınması, üçüncü kişinin bulunması 2005'te getirilmiş bir özel İmralı özel bir yasaydı. O dönemkiler şöyle diyorlardı: bir şey olmaz zaten, İmralı'da uygulanacak, başka yerde uygulanmayacak diyorlardı. Yıl 2000 hani ne derler, zaman geçti, mevzu geldi. Temmuz 2015 darbesi sonrası bütün cezaevlerinde uygulanmaya başladı. Ve AKP iktidarı bunu dayanak gösterdi. Her hukuksuzluk, her yasa dışılık, her düşman hukuku adımı ve iktidarın bu konudaki ısrarı maalesef ki topluma savaş, yıkım ve ölüm olarak geri dönüyor. Yani o savaş, yıkım ve ölümde ısrar etmenin başka bir hali. Her hukuksuzluk böyle yazıyor. Aslında işte tekrardan hani başa dönersek, sağlık, özgürlük ve güvenlik koşullarının sağlanmaması demek. İktidarın bütün Orta Doğu halklarına yönelik sağlık, özgürlük ve güvenlik koşullarına dair düşman hukukunda ısrar etmesi, savaş politikalarında ısrar etmesi olarak yansır. Sonuçta tecrite ısrar etmeyi beraberinde getiriyor. Bu kendi yasasını uygulamamayı beraberinde getiriyor. Bir yerde kendi yasasını uygulamamaya başlayan iktidar her yerde her türlü yasa dışılığı, her türlü suçu gerçekleştirir. Her türlü. Hiç bunun, yani bir kötülüğün istisnası yoktur. Kötülüğe bir kere başladığınız, o kötülük toplumun her alanında kendisini hissettirir ve gösterir. Bir kere, işte bir kere yaptığınızda her yere yansımaya başlar. Umut hakkını bir kere ben bunu yapmayacağım, bunda uygulamayacağım dediğinizde, o istisna hali toplumun tamamına yansır ve etki etmeye başlar. O kötülük hali toplumun her yerine sirayet eder. Savaş hali toplumun her yerine sirayet eder. Hukuksuzluk her yere sirayet eder. Bu nedenle şimdi dönüp bir baktığımızda, bu kadar cezasızlık zırhıyla her gün suç işlenmesinin sebebi bu. Çünkü hukuksuz bir alan var
Ve iktidar bunu, bu cezasızlık şeyini koruyor ve yapmaya, o cezasızlık şeyin uygulamalarındaki tavrında ısrarcı. Dolayısıyla bu her yere yansıyor. O cezasızlık zırharkası, herkes her türlü suçu işlemeye devam ediyor. Şimdi 99'dan bu yana tecritle devam yaptırmak istenen tam da bu. Aslında Sayın Öcalan'ın toplumsal dinamiklerle, toplumsal güçlerle, yapılarla, kendisine destek verenlerle, ideolojik hattını, perspektifi üzerinden çalışmalar yürütenlerle, yani toplum bütün dinamikleriyle aslında bağının kesilmesi üzerinden kurulu. Yani tecrit dediğimiz şey aslında unutturma siyasetidir. Tecrit dediğimiz şey toplumdan koparma siyasetidir. Ama Sayın Öcalan'ın geliştirdiği felsefe, politik hat, mücadele zemini, toplumsal yapılar, hani o toplumsal barıştan yanaki tavrı iktidarın tecrit politikalarında başarıya ulaşmasını hep engelledi. Yani Türkiye toplumu, başta Kürtler olmak üzere ve bütün Orta Doğu toplumu Sayın Öcalan'la aralarında bir bağ var. Yani hani o herkesin böyle bir şekilde çok anlamadığı, çok güçlü, tarihsel güçleri, etkileri olan, iç içe geçmiş bir şey ifade ediyor. İç içe geçmiş bir mücadele alanını ve koparılamaz bir bağ ifade ediyor. Dolayısıyla tecrit politikalarının sonuç almamasının temel sebebi bu. Aslında iktidarın yapmaya çalıştığı, özellikle mutlak tecritle yapmaya çalıştığı şey bu, ama bütün hani son işte 8 Mart'ta, Nevroz'da, 1 Mayıs alanlarında, yine 1 Eylül alanlarında yani Kürtler ve dostları çok açık bir şekilde Sayın Öcalan'dan yana tavrını koydular. Sayın Öcalan'ın özgürlüğünden yana tavrını koydular. Yani o iktidarın tecritle hedeflediği şeyin aslında istedikleri gibi olmadığını gösterdiler. Yani çünkü toplum kendisi için tavır sahibi olan, kendisi için mücadele eden, toplumsal barışın nasıl inşa edileceğinin farkında ve bu konuda güvendiği, sözüne hani sözüne itibar ettiği, sözünün bağlayıcı olduğunu bildiği en önemli siyasi aktör Sayın Öcalan. Ya kuşkusuz hani hem 700 avukatın başvurması hem de son olarak uluslararası alanda avukatların başvurması çok çok önemli. Aslında şu demek oluyor: biz iktidarın bütün yasa dışılığına, bütün hukuksuz, bütün keyfi hukuk uygulamalarına karşı hala aslında hukuk mücadelesi veren ve bu konuda ısrarını savunan bir mücadele hattını ifade ediyor. Dolayısıyla avukatların bu başvuruları kuşkusuz çok anlamlı ve önemli. Ve aslında bu aynı zamanda bir davet. Yani Türkiye Adalet Bakanlığı'nı aslında hukuka davet ediyorlar. Kendi yasalarını uygulamaya davet ediyorlar. Yani sizin bütün o keyfi hukuk dışı uygulamalarınıza rağmen biz hala hukukçular olarak, yani savunma makamı olarak, gerçek hukukun tesis edilmesi, gerçek bir hukuk mekanizmasının işlemesi için sizi her defasında, her adımda sizi yeniden bu hukuksuz uygulamalarını size hatırlatıyoruz ve sizi hukuka davet ediyoruz. Bu bir hukuka davet çağrısı esasında. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Ama tabii işte tecrit politikalarının sonucu AKP iktidarı ve yine Adalet Bakanlığı bu konuda sessizliğini korumaya devam ediyor. Çünkü yaptıkları yasa dışılığı, yaptıkları hukuksuzluğu izah edecek hiçbir veri yok ellerinde. Bunun aksini söyleyecek, bunun doğruluğunu, yaptıkları o yanlış ve hukuksuzluğun doğruluğunu söyleyecek hiçbir veri yok ellerinde. Dolayısıyla verecek cevaplar olmayınca da sessizliği tercih ediyorlar. Çünkü kendi söylediklerini çiğneyen, kendi söylediklerini, bugün aktediklerini bir sonraki hemen birkaç gün bile değil, birkaç dakika sonra kara diyebilen bir iktidar. Ki nitekim işte avukat görüşüyle ilgili bir engel yok deyip ısrarla engeller çıkartmaya da devam eden yine kendileri. Yani bu konuda özellikle
o 27 Eylül'de açıkladığı deklarasyonla aslında bu meselede nasıl bir tavır alacağını gösterdi. Yani meselenin, bu HDP'nin tavrı ilkeler üzerinden konuşulması, mevcut durumun seçimlerden ibaret olmadığını, yani seçimleri aşan bir durumun olduğunu, yani aslında Kürt sorununun çözümünün seçimle izahatının mümkün olmadığını söyledi. Yani dolayısıyla Türkiye'nin demokratikleşmesi meselesi ve yine özellikle hani bu ittifak tartışmalarında nerede durduğunu ve nasıl durduğunu kendi deklarasyonu açık bir şekilde ifade etmişti. Bu konuda ilkelerin ve demokratik bir Türkiye'nin inşasının nasıl mümkün olacağını konuşulabilecek bir zemine ihtiyaç olduğunu söyledik. Ve bunu söylemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla mesele bizim için iktidar, hani bu sorunlara çözümün nasıl geliştirileceği, kalıcı bir barışın nasıl gerçekleştirileceği, Türkiye'de çözüm bekleyen hani bu demokrasinin nasıl Türkiye'de daha da güçleneceği üzerinden bir şeye ihtiyaç var. Şimdi dolayısıyla biz hani mesele bizim için sadece işte seçimin olması, ismin işte mevcut iktidardaki ismin değişmesi ile ilgili bir mesele değil. İsmin değişmesinden öte kalıcı, demokratik bir hani bir demokratik Türkiye'nin inşası nasıl mümkündür? Bizim için esas olan mesele bu. Dolayısıyla seçimden sonraki süreçtir esas olan. Yani sonuçta isim değişebilir ama gelen yeni iktidar da aynı tavrı, aynı yok, inkar, imha ve tecrit politikalarında ısrar ediyorsa bu bir problemdir. Yani faşizmin iyisi kötüsü yoktur. Faşizm faşizmdir. Dolayısıyla Türkiye toplumunun bir hafızası var. Kürtlerin bir hafızası var. Dolayısıyla bu konuda gerçekten kamuoyunun ikna edilme ihtiyacı var. Kürt sorunun demokratik yollarla çözüleceğine dair bu konuda ikna ihtiyaç var. Kürtlerin kimlik problemlerinin çözüleceğine dair Kürt toplumunun ikna ihtiyacı var. Yani ana dilinde eğitim konusunda çözümün olup olmayacağına ihtiyaç var. Demokratik bir anayasanın çözümü konusunda nasıl bir yol yöntem izleyeceğine dair Kürt toplumunun, Kürtlerin, Türkiye toplumunun bir iknaya ihtiyacı var. Yani dolayısıyla bunlar aslında yani demokratik bir sürecin ilkelerini de belirliyor. Demokratik bir sürecin esaslarını da belirliyor. Bizim için esas mesele bu ilkeleri ve esasları konuşmak. Türkiye'de gerçekten kalıcı bir demokrasinin, kalıcı özgürlüklerin gelişmesini sağlamaktır. Dolayısıyla hal bizim tavrımız, tutumumuz bunu güçlendirecek yerden olacaktır. HDP kendisinin, HDP'nin durduğu yer burayı ifade ediyor. Hani o kalıcı demokratik ilkelerin durduğu yeri ifade ediyor. Aksi bizim açımızdan mümkün değil. Kürt sorunun demokratik çözümünde en makul, en barışçıl aktör Sayın Öcalan. Bu bir realite. Bunu Türkiye'de kalıcı bir barışı, toplumsal bir barışı, demokratik bir Türkiye'yi inşa eden her yapı ve güç bu realitenin farkında olmalı ve bu realiteyi bilerek yol almalı.